Artı TV tek ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Gün başlıyor. Kaldığımız yerden ikinci bölümümüzle devam ediyoruz. İkinci bölümde Profesör Doktor Ahmet Saltık'ın konuğumuz olacağını söylemiştim. Halk sağlığı uzmanı Sayın Ahmet Saltık şu anda hazır. Sayın Saltık, hoş geldiniz programımıza. Günaydın efendim. İyi yayınlar diliyorum Fatih Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi birçok konu başlığımız var. Pandemi var. Pandemiyle ilgili bir takım Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalardan da kaynaklı olarak kafa karışıklığı var. Bunu konuşacağız. Kaldığı yerden devam ediyor pandemi aslında. Görünür tablo bu. Sağlık çalışanları bir süredir hakları için eylemde, eyleme geçmeden önce taleplerini, çalışma koşullarındaki ve ücretlerindeki düzeltilmesini istedikleri yönleri bildirdiler ama pek kale alınmadılar. Sağlık çalışanlarının eylemlerini de konuşacağız. Yerli aşımız var ama yerli aşının uluslararası standartlarda bir test edilmişliği yok. Yerli aşı ne durumda, onu da konuşacağız ama biz pandemiyle başlayalım istiyorum ben. Pandemiyle mücadele tamamıyla rafa kalkmış görünüyor. Bir yandan da çok iyimser bir tablo da çiziliyor. Çeşitli uzmanlar da Sağlık Bakanı'na katıldı bu konuda. Pandemiye dair genel değerlendirmeniz nedir? Biz ne durumdayız? Pandemi yönetimi işin ucunu bırakmış görünüyor. Buna dair değerlendirmenizle başlayalım lütfen. Çok teşekkürler değerli yapıcı Artı TV'ye ve size. Halkın sağlığına gösterdiğiniz özen nedeniyle. Emekçilerin de sorunlarını aynı zamanda bir bütünlük oluşturuyor tabii. Artık rakamlar çok büyük değerli yapıcı. İkinci yılını salgın Türkiye'de bitirmek üzere 11 Mart 2020 idi ilk olgunun kabulü. Bugün 15 Şubat. Bir aydan az bir zaman kaldı. İki yıl bitmiş olacak. Gerçekte dünyayla aynı. İki yılı geçti. İki yıl, bir buçuk ay oldu ama Türkiye geç ilan etti. Bildiğimiz gibi geç kabul etti kendisindeki korona hastalığının varlığını. Her neyse artık bugün 90 bini resmen aşmış durumda bir ölüm sayımız var. Ne yazık ki resmen ve 12 milyonu bulan, resmen yine kabul edilen olgu sayımız var. Dün önceki gün uluslararası dergilerde yayınlanan bir çalışmaya baktığımızda ABD'de yayınlanan rakamların gerçekte 4 katı olgu olduğu açıklandı. Nature'da yayınlanan bu makalede değerli yapıcı. ABD'de açıklananın 4 katı. Acaba Türkiye'de de bu geçerli ise açıklananın 4 katı gibi bir olgu sayısı. Nedir durumumuz? Nicedir durumumuz? Değil mi? Evet. 90 bin dolayında ölüm çarpın 360 binleri bulur. 12 milyon dolayında yaklaşık olgu 11 milyonu geçti. Neredeyse 45 milyonu bulur. Türkiye nüfusunun yarısı anlamına gelir. Dolayısıyla ilk soru neden Sağlık Bakanlığı'nın salgın yönetiminin salgınla ilgili gerçek verileri kamuoyuyla paylaşmadığı noktasında artık bu politikanın bir geçerliği kalmadı. Toplumun büyük bir kesimi açıklanan rakamların gerçekliği temsil etmediğini biliyor. Bu olgu iki olumsuz sonuç doğuruyor değerli yapıcı. Bunlardan biri güven, salgın yönetimleri için güvenin zedelenmesi hatta ortadan kalkması. Çok önemli bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün üzerinde en çok durduğu olgu salgın yönetiminde yönetimin, kamunun güveni yitirmemesi. İkincisi ise salgının olduğundan hafif gösterilmesi, kamuoyunda böyle algılanması. Dolayısıyla kamuoyunun işbirliği, halkın işbirliği yeterince sağlanamıyor savaşında. Bu da kritik bir önem taşıyor. Üçüncü boyut ise bugün paylaşmamız gereken, kendine özgü salgın dinamikleri ile yüz yüze geldiğimiz omikron dalgası. Değerli yapıcı, bu varyant 6. ciddi varyant salgının çıkışından bu yana 2 yılda. Özgün Wuhan virüsüyle başladı. Alfa, beta, delta, gamma ve omikron olmak üzere. 2 yılda 6 varyant ne demek?
yılda 3 varyant demek. Bu aşağı yukarı her 4 ayda bir kritik ciddi düzeyde bir varyantın oluşması demek, evrilmesi demek. Gerçekte çok sayıda mutasyon oluyor değerli yapıcı, sürekli olarak virüslerin yapılarında, bakterilerin yapılarında. Ancak bunlardan biz önemli olanları, virüsün davranışlarına yansıyanları varyant olarak nitelendiriyoruz. Örneğin daha çok bulaşıcı duruma gelmesi, daha ağır bir klinik tabloya yol açması gibi veya aşıdan kaçması, doğal bağışıklığın çok kısa sürmesi gibi temel nitelikleri bakımından önemli varyant veya önemsiz varyant demekteyiz. Gördüğünüz gibi 2 yılda 6 önemli varyant. Bu çok kritik değerli yapıcı. Salgın dinamiği bakımından çok hızlı oluşuyor varyantlar. Affedersiniz. Peki neden çok hızlı oluşuyor varyantlar? Bunun da temel nedeni bulaş hızı değerli yapıcı. Çok kısa sürede çok fazla sayıda olgunun oluşması. Artık herkes öğrendi. Eğer virüs bir insandan bir başka insana bulaşmazsa, bu engellenirse salgın zinciri kırılır. Diyelim ki ben virüsü aldım. Mutlak anlamda bulaştırıcı olduğum süre nedenli ise, ki 2 hafta aşağı yukarı COVID için, bildiğiniz gibi COVID etkeni için 2 hafta beni mutlak anlamda yalıtırsanız, hiç kimseyle temasımı sağlamaz önlerseniz, virüs bendeki dinamini tamamlar, inaktive olur, ölür. Ben de ya ölürüm ya iyileşirim. Dolayısıyla biter orada. Fakat toplumdaki tablo böyle değil. Hiçbir sosyal kısıt yok 1 Temmuz'dan bu yana değerli yapıcı. 1 Temmuz demek ki 6 ay, 7,5 aydır Türkiye'de hiçbir sosyal kısıtlama aşağı yukarı yok. Yer yer uygulanan HES kodları bazı yerlerde. Karantina süresinin son zamanlarda 7 güne indirilmesi. Daha da çarpıcı olanı ise değerli yapıcı, testlerle ilgili politikaların değiştirilmesi. PCR pozitifliği için mutlaka ek belirtilerin olması, öksürüktü, ateşli, nefes darlığıydı gibi ve hekimin buna bir karar vermesi. Evet, size test yapılsın veya yapılmasın diye insanların kendi istekleriyle değil, hekim görecek. Sağlık Bakanlığı böyle istiyor. Özel sektörde daha rahat parayı verip yaptırabiliyorsunuz paranız varsa. Dolayısıyla burada bir ayrım, eşitsizlik ortaya çıkıyor. Ekonomik gücü iyi olanlar özel sektörde testlerini yaptırarak erken dönemde hastalık tanısı alabiliyorlar ve gerekli önlemleri sağlayabiliyorlar. Ama buna gücünüz yoksa kamuya gitmek, kuyruklarda beklemek, hekimin ikna olup size test yapılmasını sağlamak. Bu da yetmiyor. 7 günün sonunda değerli yapıcı bir kontrol testi yapılmaksızın hastalığı geçirdiğiniz ve artık bulaştırıcı olmadığınız varsayılıyor. Böyle bir politikanın hiçbir bilimsel temeli yok. Bir hafta sonra omikron varyantından insanların tümüyle arındığına ilişkin yeterli bilimsel veri yok elde. Hiç olmazsa bir haftanın sonunda karantina süresi kısaltıldı, bir haftaya indirildi. Bir haftanın sonunda bir test yapılması ve gerçekten insanların negatifleşip negatifleşmediğinin anlaşılması ve toplumsal yaşama bu bağlamda iade edilmesi gerekir. Dahası değerli yapıcı, temaslılarda da kaldırıldı test. Aynı evde yaşıyorsunuz, hane halkı üyesisiniz. Eşiniz pozitif, size enfeksiyon olup almadığınıza ilişkin test yapılmıyor. Eğer aşınız varsa, 3 aşınız ve son 3-5 ay içinde hastalığı geçirdi iseniz temaslı bile sayılmıyorsunuz. Toplumsal yaşama devam ediyorsunuz. Bütün bunlar bir politik tercihi ortaya koyuyor değerli yapıcı. O politik tercih şu: omikron klinik olarak hafif seyrediyor. Yoğun bakımlara pek düşmüyor insanlar. Ölüm oranı da düşük. Dolayısıyla hızlı bir biçimde yaygınlaşsın toplumda ve doğal yolla bir bağışıklık elde edelim biçiminde bir senaryoya dayanıyor. Değerli yapıcı, lütfen anımsayalım. Omikron'un doğuşu, evrilişi, evrimle ortaya çıkışı Kasım başlarında Botswana'da olmuştu. 24 Kasım'da ilk olgu Güney Afrika'dan bildirildi. Botswana geri yoksul bir ülke, yakalayamadı omikronu. Güney Afrika tıbbi altyapısı fena değil. Orası yakaladı ve oradan dünyaya duyuruldu.
Türkiye'nin biliyorsunuz dünyanın her yeriyle çok yoğun ilişkileri var. Bir transit coğrafya. Her yerden insanlar Türkiye'ye gelip gidiyor. Uzun süre Sağlık Bakanlığı bizde omikron yok dedi. Hep daha öncekilerde de olduğu gibi istim arkadan geldi. Sonra kabul edildi. Kabul edildiğinde Türkiye'de yaygınlaşmış durumda idi. Dolayısıyla Kasım ortasından, hadi Aralık başından alalım. Aralık, Ocak ve Şubat ortası 2,5 ay. 2,5 ayda Türkiye korkunç bir omikron patlaması yaşamakta ve masum insanlarını kurban vermekte bu hastalığa. Rakamlar vererek insanların canlarını sıkmak istemiyorum ama bir gerçeklikle yüz yüzeyiz. 200'ün üstünde her gün insanımız son günlerde aramızdan ayrılmaya başladı. Oysa bu ölümler önlenebilirdi. Hastalığın da Türkiye'de bu denli yaygınlaşması keza önlenebilirdi. Altını çizerek söylüyorum. Omikron'un Türkiye'de yaygınlaşması ve bu yolla bir tırnak içinde sürü bağışıklığı elde edilmesi politikası izlenmekte değerli yapıcı. Ve bunun faturası görüldüğü gibi çok ağır olmakta. Varsayalım ki omikron dalgasıyla birlikte Sağlık Bakanı'nın kehanetleri ve hayalleri doğrultusunda önümüzdeki 1-2 ay içinde Türkiye'de salgın sönümlenmeye geçti. Bu bir Pirus zaferi gibi olacak. Pirus zaferine dönüşecek değerli yapıcı. O denli çok insanımızı kurban vermiş, o denli çok insanımızın hastalanmasına göz yummuş olacağız ki oysa çok daha akılcı, rasyonel, epidemiolojik ilkelerle uyumlu bir salgın yönetimi gerçekleştirilebilir idi. Hala geç değil, hala geç değil. Etkin bir aşılama politikasıyla birlikte bir takım kısıtların birlikte yürütülmesi bu facianın daha da büyük boyutlar kazanmasını önleyebilir. Şöyle söyleyerek bu sorunuzu bağlayayım değerli yapıcı. Şu anda Türkiye'de de PCR testi pozitif durumda, resmen yakalanmış durumda 700 binin üstünde insan var resmi verilerle. Bu insanların bir hafta içinde Sağlık Bakanı'nın beklentisiyle negatifleşmesi bekleniyor. Ama her günde yenileri geliyor bildiğiniz gibi. Havuz statik değil. Bir yandan yeni olgular her gün havuza ekleniyor. Bir yandan da negatifleşerek insanlar hasta havuzundan ayrılıyorlar. R0 değeri yani bir insanın COVID-19'u, omikron varyantını aldığı süre içinde ortalama Türkiye'de şu anda 5-6 kişiyi enfekte edebileceğini kestiriyorum ben. Kestiriyorum, hesaplayamıyorum çünkü yeterli veri yok elimizde. Sağlık Bakanlığı bu verileri paylaşmıyor bizlerle, kamuoyuyla paylaşmıyor. Ama görünen o ki R0, 5-6 gibi duruyor. Bir kestirim, tekrar söylüyorum, bilimsel bir kestirim. 6 olduğunu varsayalım değerli yapıcı. Bunun anlamı şu, havuzdaki halen en az 700 bin, 750 bin dersek insan önümüzdeki bir hafta içinde her biri 6 kişiye hastalığı bulaştıracak demektir. Bu da 4,5 milyon insan demektir. Demek ki Türkiye'nin gerçekte önümüzdeki bir hafta içinde 4,5 milyon yeni hasta ya kavuşması diyeyim ironik bir biçimde beklenebilecektir. 4,5 milyon, 4 milyon insanı 7 güne böldüğünüzde bu yaklaşık 700 bin yapar. 700 bin demek ki her gün eylemli olarak Türkiye'de önümüzdeki günlerde 700 bin dolayında insan hastalığa yakalanacaktır. Ama açıklananlar 100 bin, 110 bin olacaktır. 5'te 6'da 7'de 1'i biçiminde. Saydamlığa kavuşmasına da bakanlık hiçbir biçimde izin vermiyor. Hı-hı. Örneğin bakan her gün bozuk plak benzeri sözleri yineliyor. Ezberlemiş bir takım replikleri var. Danışmanları önüne koyuyorlar veya tweetten atıyorlar. R0 değerinin söz gelimi kaç olduğunu açıklamıyor. Sayın Bakan şunu da açıklamıyor. Türkovak aşısına başladık. Bu aşıyı olanlarda hastalığa yakalanma hızı şu kadar. Öbür aşıları olanlarda bu kadar. Ölümler burada bu kadar, şurada şu kadar gibi. Belki de diyecekler ki zaman kısa. Hayır, 23 Aralık'ta başladınız bu Türkovak uygulamasına. Aşı diyemiyorum çünkü Türkovak henüz aşı değil bilimsel olarak. Öyle söyleyeyim, Türkovak uygulaması neredeyse ikinci ayını bulacak.
2 aylık dönem içinde bir takım hızları, epidemiolojik hızları hesaplamak ve karşılaştırmak olanaklıydı. Bu da ortada yok. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarına geliyoruz değerli yapıcı. Dünya Sağlık Örgütü altını çize çize 3 noktaya işaret ediyor. Bunlardan biri omikron varyantı ile salgının sonuna gelinebileceğinin hiçbir garantisi yok değerli yapıcı. İkincisi, korkunç bir hızla bulaş nedeniyle çok kısa sürede öncekinin 3-5-10 katı hasta görülmesi nedeniyle yeni varyantları tetikleme riski çok büyük. Nitekim BA2 adlı bir varyantı, alt varyantı da omikronun türemiş durumda. Üçüncüsü de Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkat çektiği, her nedenle hafif geçtiğini şimdilik düşünüyor isek de, öldürücülüğü hastaneye yatırması az oranlarda ise, çok kısa sürede anormal sayıda hasta patlaması nedeniyle ölümler ve hastane yatışlar da artacaktır, artabilir. Nitekim artmıştır Türkiye'de ve dünyada. Hem ölümler hem hastaneye yatmalar da artmıştır. Ve bir buna ek dördüncüsü, COVID geçirenlerin daha sonraki dönemlerde post-COVID, COVID sonrası beklenmeyen çok ağır komplikasyonlara yakalanması olasıdır. Dolayısıyla nasıl geçti gitti, hafif 3 gün, 5 gün, 1 hafta deme şansı bulunmuyor. Bir sürpriz ve bir bilinmezlik arkasından hangi COVID sonrası sendromları yaşayacakları. Ve son olarak da Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkati çektiği nokta, başlangıçta omikron hafif geçiyor görünüşü bakımından aldatıcı olabilir. Çünkü toplumun dinamik kesimleri, gençler, çalışanlar toplum içinde öncelikle yakalanabilirler ve onlar hafif geçirebilirler. Ancak zaman içinde toplumun öbür kesimlerine de, çocuklara, yaşlılara, engellilere, daha az hareketli olanlara toplum içinde ulaşır ve daha ağır seyretmeye, ölümler daha da artmaya geçebilir. Sağlık Bakanlığı bütün bunları göz ardı ediyor ve ne yazık ki her gün ilan edilenin birkaç katı dolayında ölüm ve hastalıklar önlenebilecek iken ülkemizde yaşanmaya devam ediyor. Bu kabul edilemez bir durum değerli yapıcı. Mutlaka düzeltilmesi, böyle sürdürülmemesi gerekli. Fakat Türkiye gündemi de bilindiği gibi pek çok ağır gündem maddeleriyle, olaylarla işgal edilmiş durumda. Doğrusu şapka çıkarıyorum. İktidar kamuoyunu gündem oyunlarıyla yönetmede tırnak içinde çok hünerli. Sanırım Türk Havak'a ayrıca konuşma olanağı buluruz. Türk Havak'ı ayrı bir başlık altında konuşacağız. Bakanın açıklamaları pandemi bitmiş havası yaratıyor. Neredeyse bir gribe dönüşecek. Öyle görünüyor. Tedbirler de vaka sayılarının artmasıyla ters orantılı olarak gevşiyor. Yani bu işin sonu, yani bir tekrar bir izolasyon vesaire süreci başlamayacak. Dediğiniz gibi bir kitle bağışıklığına, sürü bağışıklığına gidiliyor. Bunun nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında değerlendirdiniz ama bakanın bu açıklaması, hani bazı uzmanlar da buna katılıyor. Yavaş yavaş artık etkisini yitirmeye başladı. Gribe dönüşecek. Dönüşecek mi gribe? Tedbirlerin gevşetilmesi. Yani kaça inmesi lazım ki ölü sayısının? Dün 266. 266 yurttaş hayatını kaybetti. 76 bin vaka açıklandı. Ve bu salgının neredeyse bittiği ilan edilmiş hali. Bakanın açıklamalarına dair değerlendirmeleriniz nedir? Yani bu yaza doğru artık tamamen pandemi bitti mi denecek? Senaryolardan biri bu değerli yapıcı. İyi senaryo dediğimiz. Fakat bunun tersini de düşünen çok sayıda bilim insanı var. Dünya Sağlık Örgütü bunların başında geliyor. Örneğin birkaç gün önce Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Başkanı meslektaşımız Dr. Kluge bir uyarıda bulundu. Dedi ki Mart sonuna dek Avrupa nüfusunun %60'ı omikrona yakalanmış olacak dedi. Değerli yapıcı, Avrupa'da 700 milyon insan yaşıyor, Türkiye dahil. %60'ının hastalığa yakalanması demek 400 milyon, 420 milyon insanın Kasım'dan başlayarak, Kasım'ı saymazsak Kasım sonuydu, Aralık, Ocak, Şubat var. 4 ay içinde 400 milyon insanın hastalanması, her ay 100 milyon, 105 milyon
Avrupa toplumu insanlığın hastalanması demektir. Türkiye bu senaryonun dışında değil, belki daha da ağır yaşayacak. Transit bir coğrafya olduğu için, kalabalık bir ülke olduğu için, sosyoekonomik statüsü düşük bir ülke olduğu için Avrupa standartlarına göre daha ağır yaşayabilir. Aynısını yaşayacağını düşünelim, benzerini yaşayacağını düşünelim. 90 milyon nüfusun %60'ı 54 milyon yapar değerli yapıcı. 54 milyon insan önümüzdeki Mart sonuna dek 1,5 ay içinde Aralık'tan başlayarak Aralık, Ocak, Şubat, Mart 4 ay içinde 54 milyon insanınızın hastalanmasına göz yummuş oluyorsunuz. Hiçbir kısıtlayıcı önlem almaksızın. Peki hastalanmasına izin verdiğiniz bu muazzam kitlenin yaşam hakkını, ölmeyeceklerini, engelli kalmayacaklarını nasıl güvence altına alabiliyorsunuz? Karşılığında terazinin öbür kefesine koyduğunuz ne? 54 milyon insan hastalansın, hiç ölüm olmayacak, hiç engelli kalmayacak veya tek tük 3 kişi 5 kişi olacak. Ama buna karşılık biz de bu felaketten kurtulacağız diyebiliyor musunuz? Hayır. Bir Rus ruleti oynuyorsunuz değerli yapıcı. Bir Rus ruleti oynuyorsunuz. Bakınız dün 75 bin dolayında yeni hastaya karşılık 260'ı aşkın insanımız öldü. Bu ölüm oranını 54 milyona taşıyınız. %1 görünüyor Türkiye'de hastalığa yakalananlardan ölüm. Dünya ortalaması %2 ama Türkiye'de %1 görünüyor. 54 milyonun %1'i kaç yapar? 540 bin yapar değerli yapıcı. 540 bin insanımızın toplamda 4 ay içinde Aralık, Ocak, Şubat, Mart ölümüne razı mısınız? 540 bin ölümü 4 aya böldüğünüzde her ay aşağı yukarı 130 milyon ölüm demektir. 135 bin ölüm demektir her ay. Her ay. Bu günlük 4 bine yaklaşık ölüm demektir. Siz ne kadar açıklıyorsunuz toplamda? Dolayısıyla Türkiye korkunç bir bedel ödemiş olacak bu politikayla ödetilecek. Ve sonuçta bir Pirus zaferi eğer olursa o da. Öbür senaryoda ise değerli yapıcı, tehlikeli yeni varyantların oluşması var. Şimdi bunun iki işareti şu anda ortada. İlki BA2 varyantı. Sağlık Bakanı'na sorsanız Türkiye'de BA2 yok diyecektir. Belki de bugüne dek var demedi çünkü. BA2'nin yakalanması çok güç. Kaçıyor. Radarlardan kaçan uçaklar gibi kaçıyor. Çok özel tekniklerle yakalanması gerekli. Bu yapılıyor mu Türkiye'de? Örneğin bunu Sağlık Bakanlığı söylemeli. BA2 varyantı tarıyoruz. Uygun tekniklerle ancak yakalayamadık demesi gerekli. Bunu söyleyemiyor. BA2 zaten olağanüstü hızlı bulaştırıcı olan omikrondan daha beter, daha hızlı bulaşma yeteneğine sahip. Ayrıca yapılmış olan aşılardan ve önceki doğal bağışıklıktan da kaçabilen riskli potansiyel tarafları var. Son olarak değerli yapıcı, bu iyimser senaryoyu baltalayan yepyeni bir varyant. Delta Kron diye. Delta bir önceki varyant omikron tarafından silinemedi. İyimser senaryonun varsayımlarından biri buydu. Omikron Delta'yı silecek, egemen duruma gelecek. Yalnızca omikron dolaşıyor olacak toplumda. O da hafif hastalığa yol açacak filan derken grip gibi bir hastalığa dönüşecek. Salgın kabusu, karabasanı bitecek. Ama şimdi İngiltere'de yeni bir varyant Delta Kron yakalandı. Delta Kron şuradan geliyor. Önceki Delta ve omikronun da son bölümünü, Kron bölümünü alarak böyle bir ad verildi. Çünkü aynı insanlarda hem Delta varyantıyla hem de Omikron varyantıyla birlikte enfeksiyon gözlendi. O yüzden de bir hibrit varyant türü üredi. Aynı insanda Delta varyantı ve insanlarda Omikron varyantlarının birleşmesiyle, melezleşmesiyle bir hibrit varyantla Delta Kron'la karşı karşıyayız. Delta Kron'da yakalayabilmek, görüldüğü gibi genellikle gelişmiş ülkeler yakalıyorlar. İngiltere yakalıyor, birçoğunu İngiltere yakaladı. Yüksek oranda dizin analizi yapıyor çünkü. Yüksek bir tıp teknolojisine sahip ve yakalıyor erkenden. Delta Kron'un davranışlarını nerede olacağını bilmiyoruz. Ancak Omikron ve Delta'nın ortak özelliklerini dikkate alırsak, çok hızlı yayılabileceğini Omikron'dan gelen özelliklerle
ve Delta varyantının kendisi de zaten bir hayli bulaştırıcı idi. Omikron kadar da hafif klinik tablo göstermeyeceğini düşünebiliriz başlangıç olarak Delta Kron varyantı enfeksiyonlarıyla. Dünya Sağlık Örgütü şunları öneriyor. Yaygın ve etkin bir aşılama mutlaka sürdürülsün deniyor. Yaygın, etkin, hızlı bir aşılama. Pek çok ülkede aşıya zorlama, zorunlu aşı demeyelim de aşıya zorlama politikaları izleniyor ve yasal düzenlemeler yapılıyor, yasalar çıkartılıyor ve yer yer de kısıtlara gidiliyor. Denebilir ki Danimarka, İsrail ve İsveç'te bütün önlemler aşağı yukarı kaldırıldı. İngiltere'de bir hayli gevşetti denebilir. Fakat bu ülkeler gerçekten çok yüksek oranda aşılar yaptılar. İsveç ve İngiltere yaptıkları hataların bedellerini de çok yüksek hasta sayısı ve ölümlerle zaten ödemekte. Danimarka ve İsrail biraz özel durumda. 60 yaş üstü neredeyse %92'ye varan oranda etkili aşılarla, mRNA aşılarıyla toplumlarını aşıladılar. Dolayısıyla onlar daha rahatlar ve Danimarka'nın yaklaşık 5 milyon, İsrail'in 9 milyon dolayında çok önemsiz Türkiye ile karşılaştırıldığında nüfus boyutları da dikkate alınmalı. Bakanlık bu politikasını kökten değiştirmeli. Mutlaka toplumsal teması, yakınlığı, hareketliliği belli ölçülerde sınırlayacak. Aşıyı belli ölçülerde yine zorlayacak bir takım politikalarla, sosyal yardım politikalarıyla, kademeli çalışma politikalarıyla desteklemesi gerek. Yoksa bu omikron salgını beklendiği senaryoyla gitmediği takdirde Doktor Koca'yı da bakanlığından eder, belki iktidarı da iktidarından edebilir en kötü senaryoda. Sayın Saltık, bir son dakika bilgisi paylaşmak istiyorum. Gazeteci Murat Ağıral ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor. Libya'da hayatını kaybeden MİT mensuplarının cenaze törenlerini haberleştirmişlerdi, hatırlarsınız. Bugün o Libya'da hayatını kaybeden MİT mensuplarının faili olduğu büyük oranda düşünülen Birleşik Arap Emirlikleri'ne dün de bir ziyaret gerçekleşmişti. Bu iki gazeteci kararın istinafta onanmasından sonra tekrar hapse girecekler. Bugün Çağlayan Adliyesi'nden de paylaşım yaptılar. Bu konuyu da ilerleyen bültenlerimizde takip ediyor olacağız. Aşıdan bahsettiniz Sayın Saltık. Türk Havak'ı konuşmasak olmayacak. Uluslararası standartlara sahip bir aşı mıdır? Rüştünü ispat etmiş midir? Etmemiştir. Bu aşının aşı olduğunu söyleyebilmemiz, yeterli olduğunu söyleyebilmemiz için ne gerekiyor? Elimizdeki veri tıp literatüründe hakim olduğunuz bir alanda ne anlam ifade ediyor? Bir anlam ifade ediyor mu? Keşke göğsümüzü doldura doldura evet biz Türkiye'de bir aşı geliştirdik. Adına da TürkOvac, Türk aşısı dedik. Yediyseydik değerli yapıcı. Bunu geçmişte bu onuru yaşadı Türkiye. 1928'de Ankara'da kurulan Refik Saydam Hıfzıssı Sağ Enstitüsü çok başarılı oldu. Çok sayıda aşı üretti. Biyolojik ürün üretti. Yalnızca aşı değil. Biyogüvenlik testlerini uyguladı vesaire. Yurt dışına da sattık. Ta 1923'te meclisin 4. açılış yılında 1 Mart günü Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasında aşıyla ilgili bölümler var. Değerli yapıcı. 1923'ten söz ediyorum. Henüz 4 yaşında bir cumhuriyet. Tek tek sayıyor. Şu kadar kolera, şu kadar çiçek, şu kadar tifo aşısı ürettik diyor. Milyonlarca insanımızı aşıladık diyor. Ve yurt dışına ihraç ettik diyor. 4 yaşında bir cumhuriyet. 1923'ün 1 Mart günü meclis konuşmalarında tutanaklarda var bunlar. Daha sonra da 1928'de Refik Saydam Hıfzıssı Enstitüsü kuruldu ve kurumlaştı bu çalışmalar. Çok ilerledi. 2011'de bu kurumun kapatıldığını biliyoruz şimdiki iktidar tarafından. Gerekçe de küreselleşme gereği bir iş bölümü var dünyada. Başkaları daha ucuza mal ediyor. Biz oradan alırız. Bir uzmanlaşma oluşuyor küreselleşme çerçevesinde diye. Görüldüğü gibi Türkiye aşıya oldukça geç ulaştı pek çok ülkeden. Geçtiğimiz yıl 2021'in 13 Ocağı'nda ancak aşılamaya başlayabildi ve ancak Çin'den getirebildiğimiz inaktif aşılara ulaştık. Başka yerlerden, Avrupa'dan örneğin, ABD'den
daha yüksek teknolojiyle üretilmiş aşılara, geliştirilmiş aşılara erişememiştik uzun bir süre. Şimdi TÜRKOVAK'la ilgili neler söylenebilir sınırlı süre içinde? Söylenebilecek olanlardan biri şu: Sağlık Bakanı'nın Urfa'ya gidip daha önce hiç insan aşısı üretmemiş, salt veteriner aşıları üreten bir laboratuvarın önünde iki profesörü de yanına alarak, eline de iki şişe alarak, kameralara aşı şişesi TÜRKOVAK diye poz vererek, Sayın Cumhurbaşkanım, talimatlarınız üzerine ne 2001 yılı bitmeden aşımızı hazır ettik dedi. Bu her şeyi ortaya koyan, eski deyimle faş eden bir açıklama oldu değerli yapıcı. Altını çizelim, 2001 yılı bitmeden talimatlarınız üzerine TÜRKOVAK aşımızı hazır ettik. Dehşet verici bir tablo değerli yapıcı. Demek ki Türkiye'de artık tek adam rejiminde talimatla aşı bile hazırlanabilmektedir. Hazırlandığı düşünülmektedir. Algı yönetimi bu düzeye gelmiştir ve topluma sunulmakta, dayatılmaktadır. Doktor Koca da neredeyse bir işporta pazarlamasına benzer yöntemlerle aşınızı olun, gittiğiniz yerde bağırarak ben TÜRKOVAK'ı seçiyorum, siz de seçin deyin. 81 ilimize ulaştırdık. Artık yerli gücümüz var, yerli milli aşımız. TÜRKOVAK'a güvenin, onunla devam edebilirsiniz gibi tümüyle Göbels propaganda taktiklerine, tekniklerine benzer yöntemler izlemekte. Neden aşı değil TÜRKOVAK? Birincisi, belirttiğim gibi talimatla üretildiğine ilişkin bir itiraf. Bu video 12-13 dakika idi değerli yapıcı. Yayınlandı. Ertesi gün sarayda başlangıçtaki bu 2 dakikalık bölümü çıkartıldı. Bakanın gafı yakalandı, kendisini ele veren. İletişim Başkanlığı o videoyu, başlangıç bölümünü keserek yayınladı. İkincisi, bu çalışmanın evre 1, evre 2, evre 3 yayınları nerede diyoruz? Bakanlık bu yayınları gösteremiyor. Evre 3 çalışmasını 41.800 kişide ya da 40.800 kişide yapacağına ilişkin bir niyet açıklaması vardı. Amerika'da clinicaltrials.gov adresinde yayınlandı bu plan. Duruyor orada. Ben de web sitemde yayınladım. 31 Mart 2023'te bitecekti bu hesaba göre. Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan, daha doğrusu aşı çalışmasını yürüten Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocamız, geçtiğimiz günlerde iki hocamız açıklama yaptılar. Adlarını vermeyelim. Dediler ki biz 41 bin olgu hedefli dedik, 2023'te bitecekti ama salgın daha sonra hızlandı. Günde 6 binlerden bilmem 66 binlere çıktı dedi. Dolayısıyla bundan ne beklenir? Biz hedeflediğimiz 41 bin olguya daha kısa sürede eriştik demesi beklenir. Fakat soruyorsunuz, diyorsunuz ki sonuçta siz bu TÜRKOVAK aşısı adayını, aşı adayını kaç bin insanda deneyerek bu sonuca vardınız? Yanıt 1183 değerli yapıcı. 1183 salgın güya hızlanmış, her gün çok sayıda olgu ortaya çıkmış ama biz 41 bine hala yine varamamışız. Dolayısıyla 3 yıl içinde evre 3 çalışması adı altında yürütülecek iken sonuçta yeterince etkin, yeterince güvenli olup olmadığı böyle ortaya konabilecek iken bu süreç öne çekilmiş takvim, evre 3 fiilen aşı onayı alınmış şartçasına yürütülmekte ve insanlar ülkemizde bu anlamda denek olarak kullanılmaktadır. Uluslararası standartlara bu bağlamda uygun değil. Yayınlanmış bir çalışma yok. Hakemli, tarafsız dergilerde, saygın dergilerde. Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılmış bir başvuru yok. Avrupa Birliği'nin EMA örgütüne yapılmış bir başvuru yok acil kullanım onayı için. Acil kullanım onayını Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu verdi. Bilindiği gibi bu kurum da Sağlık Bakanlığı'nın idari vesayeti altındaki bir birim. Bilimsel olarak özelliği, özgürlüğü olan bir yapı değil. Talimatla, emirle oradan acil kullanım onayı alırsınız. Çünkü siz bakansınız ve orası da sizin altınızda bir birim. Ve üstelik AKP iktidarının ne ölçüde pervasızca kadrolaştığını, liyakati bir yana ittiğini, yandaş tarikat cemaat koalisyonları çerçevesinde tüm bürokrasi kadrolarının, kamuunun işgal edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndaki bilim kurulu nasıl oluşturuldu, hangi gerekçelerle acil kullanım onayı verdi, bunları da bilmiyoruz.
Sonuç olarak Türkovak adı verilen aşı en nazik ifadeyle benim aşı adayıdır. Henüz bir biyolojik sıvıdır. İnaktif bir aşı olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Nitekim Türk Tabipleri Birliği de buna yalnızca bir solüsyon, bir sıvı dedi, başka bir şey değil dedi. Ve Erdoğan Hazretleri patladılar, ağızlarına geleni söylediler. Sahtekarlıkla nitelediler Türk Tabipleri Birliği'ni. Bu tabii açıkça hakaret, bir cumhurbaşkanının ağzına yakışmıyor. Bir cumhurbaşkanı bunları söyleyeceğine bilimsel kanıtları ortaya koyar, yayınlar. Sağlık Bakanı yapar bunu, cumhurbaşkanına gerek kalmaz. Kamuoyunu tatmin eder. Bunları yapmak yerine Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır örneğine benzer biçimde hep saldırıyla, üst perdeden hakaretle, aşağılamayla götürülmeye çalışılıyor. Sonuç olarak benim bir halk sağlığı hekim olarak aşıya karşıt olmam düşünülemez. Sağdan soldan işte Ahmet Saltık aşı karşıtı mı gibi saldırılar geliyor. Bunları konuşmak bile istemem. Çünkü Sinovac Türkiye'de daha yeni uygulanmaya geçmeden Ocak 13 2021'de Aralık ayı içinde uzat kolunu Türkiye diye kampanya başlatmış bir insanım. Yazılarım yayınlandı, çok okundu, sanal ortamı keza çok kullandık ve bütün gücümüzle Türkiye aşı olsun istedik. Ama aşı, Türkovak değil, Türkovak henüz aşı değil. Dolayısıyla bunu da şöyle bağlayayım, inaktif bir aşı adayı olduğu için, virüs aşı içinde canlı değil, ölü olduğu için istenmeyen olumsuz sonuçlar çok görülmeyebilir değerli yapıcı. Yani aşıya bağlı ölüm, aşıya bağlı diyelim engellilik, atıyorum kafadan aşıya bağlı görme yeteneğini yitirme, yok böyle bir şey de laf olsun diye söylüyorum. Görülmeyebilir inaktif aşı olduğu için. İnaktif aşıların istenmeyen yan etkileri azdır öbür aşılara göre. Fakat sizi korumaz, yeterince korumaz. Salgının ortasında omikrona etkili olup olmadığını da bilmiyoruz bu aşı adayının. Ama siz salgının ortasında etkili olup olmadığını bilmediğiniz, henüz aşı da olmamış bir solüsyonu, çözeltiyi topluma dayıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz BioNTech Pfizer'den bir açıklama geliyor. Mart sonuna ancak omikrona özelleştirilmiş aşıyı yetiştirebiliriz diye. Yani neredeyse bir yılı aşkın zamandır dünyada milyarlarca insana uygulanan bu aşı dahi omikrona yeterince etkili değilim. Ona etkili özgün aşıyı da Mart sonunda güncelleyerek piyasaya verebilirim demekte. Bizimkiler ise ezbere omikrona da göre etkili olduğunu varsaymaktalar. Çok ağır insanlık suçu işliyorlar değerli yapıcı. Masum insanlar ölüyor, hiçbiri geri gelmez. 266 herhangi bir rakam değildir, otomobil sayısı değildir, koyun değildir, koç değildir, öküz değildir, affedersiniz. Öfkemden kullanıyorum bu sözcükleri, bağışlayın siz ve izleyicilerimiz beni. İnsandır bunlar, birer insandır, birer sevgilidir, birer babadır, dededir, birer yavrudur, çocuktur, gençtir, yavukludur, nişanlıdır. İnsandır bunlar. Ve devletin en temel görevi de insanların yaşam hakkını korumaktır. En temel görevi. İktidar bunu da yapmıyor. En temel hakkımız, yaşam hakkımızı da korumak için gerekenleri yapmıyor. Türkovak'ın derhal geri çekilmesini, derhal durdurulmasını, sessiz sedasız, eğer bir açıklama yapmayacaklarsa bile sessiz sedasız geri çekmelerini, durdurmalarını istiyorum. Cumhuriyet savcılarının dikkatine getiriyorum. Halk sağlığına karşı bir suçtur bu. Bir suç duyurusu yapıldı Doğru Parti tarafından ve savcılık kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdi. Bu da böyle. Her taraf işgal edilmiş değerli yapıcı. Nasıl mücadele edeceğiz? Öncelikle halkın bu gerçekleri böyle bir bilmesi, örgütlenmesi ve muhalefetin de sonra sahip çıkması. Muhalefet de başka şeylerle meşgul. Türkiye'nin tabii çok yakıcı gündemleri var. Yoksulluk belimizi büküyor hepimizin korkunç bir biçimde. Ama salgının da ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü insanlarımız masum ölüyorlar. İktidar, ben söyle bir şey olayım. Bütün bu algı yönetimine dönük, salgın yönetimine değil, algı yönetimine dönük insanlık dışı, bilim dışı, etik ve ahlak dışı salgın yönetimi politikalarını derhal terk etmeli.
tam tersi nitelikte politikalara dönmeli. Epidemioloji biliminin ilkelerinden asla ayrılmadan ve ortaya tartışmasız insanın sağlıklı yaşam hakkını koyarak en üst değer olarak yeniden oluşturmalı salgın yönetim politikalarını ve bunu çok hızla yapmalı. Ama umutlu değilim iktidarın bunu yapacağından. Ben söylemiş olmakla yine de yükümlüyüm. Kamuoyu da duysun. Türkiye'nin böyle bir iktidara, böylesi bir sağlık politikasına gereksinimi var. Dolayısıyla bu iktidarı yapmayacaksa yapacak bir iktidarı başına getirmekte bu halkın en meşru, en ivedi, en demokratik, en hukuksal hakkı ve görevidir. Sayın Saltık, süremizin sonuna geldik. Katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi çok aydınlatıcı bir program oldu, yayın oldu. Sağ olun. Sağ olun. Sizin beyefendiliğinizle, ağırbaşlılığınızla çok teşekkür ederim size ve Artı TV'ye. Sağlıklar dilerim Türkiye'ye. Rica ederiz. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.